Bugün güneş enerjisinde %75, rüzgar ve biyokütle enerjisinde %60 ve üzeri, jeotermal enerjide ise %55 oranında artık yerli teknoloji üretimine sahibiz. Aynı şekilde madencilikte de baktığımızda uç ürün odaklı bir teknolojik dönüşüm başlattık. Bugüne kadar uç ürün odaklı altın, gümüş, demir, pelet, bakır ve alüminyum entegre izabet tesislerini devreye aldık. Bu sene içerisinde tam kapasite çalışacak iki yerli lityum fabrikamızın temelinde atmayı hedefliyoruz. Yine madencilik alanında devam eden projelerimizden birisi biliyorsunuz Bor'da hamdolsun dünyanın en büyük rezervlerinden birisine sahibiz. Bor karbür tesisimizi de yine inşallah bu sene içerisinde işletmeye alacağız. Nükleer enerjide de know-how transferiyle kendimize özgü bir teknoloji hikayesi yazmak için büyük bir gayret gösteriyoruz. Yurt dışında nükleer teknoloji alanında eğitim gören gençlerimiz inanıyorum ki nükleer teknolojinin yerleştirilmesinde önemli görevler, önemli roller üstlenecek. Bu alanda geliştireceğimiz yerli teknolojilerle önce kendi santrallerimizi yapacağız. Belki daha sonra bu mühendislik ve teknoloji birikimini yurt dışına taşıyacağız. 2019'dan bu yana toplam 113 yerlileştirme projesiyle 123 milyon liralık bir tasarruf elde ettik. Yani bu ürünleri biz yurt dışından ithal etmiş olsaydık bu kadar daha fazla bir kaynağı yurt dışına ödemiş olacaktık. Son dönemde enerji bağımsızlığımızın yanına teknoloji bağımsızlığımızı da bir kritik kilit hedef olarak ortaya koyduk. Kaynak ve teknoloji entegrasyonuyla enerjinin her alanında alameti farikamızı, nevi şahsına münhasır yaklaşımımızı ortaya koymak zorundayız. Enerji teknolojilerinde başkalarının ürettiğini alan ya da kullanan değil, kendi üreten, geliştiren ve ihraç eden bir Türkiye'ye ihtiyacımız var. Başka bir ifadeyle al tak değil yap tak modeline geçmek durumundayız. Değerli misafirler, Cumhuriyetimizin 100. yılında devreye alacağımız projelerimiz için büyük bir gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Bunlardan başlıcaları Akkuyu Nükleer Güç Santralimiz, Tuzgölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi, biraz önce ifade ettim Bor Karbür Tesisi gibi projelerimizle birlikte yürüttüğümüz Karadeniz gazının kullanılma sunulmasıyla ilgili her gün yeni bir aşama kaydediyoruz. Biraz önce genel müdürümüz de ifade etti. Sahada bugüne kadar 10 derin deniz sondajını tamamladık. 11. kuyumuzda sondaj operasyonumuza da devam ediyoruz. Daha önce Karadeniz gazının ilk alevini yaktığımız Türk Ali 2 kuyusunda günlük 2.1 milyon metreküp. Türk Ali 1 kuyusunda ise günlük 1.7 milyon metreküp gaz üretimini test etmiştik. Testlerimiz sonucu kuyu başına günlük ortalama 3 milyon metreküp üretime çıkacağımızı öngörüyoruz. 4. sondaj gemimiz inşallah 19 Mayıs günü Türkiye'de olacak. Dördüncü gemimiz 7. jenerasyon derin deniz sondaj gemisi. Artık teknoloji olarak bundan daha üst seviyede bir gemi yok. Diğer gemilerimiz 6 plus dediğimiz sınıfa aitti. Ancak dördüncü gemimiz onların bir seviye üstü 7. sınıfa ait bir gemi.
Gemimizin sondaja hazırlanması işlemlerini bir an önce bitirmeyi ve inşallah ilk görevine de en kısa sürede uğurlamayı hedefliyoruz. Değerli konuklar, tabii sadece denizlerde değil, karalarda da hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Geçtiğimiz yıl 2021 yılında 112 kuyunun sondajını tamamladık. 2022 hedefimiz inşallah bu yıl içerisinde 150 kuyunun sondajını tamamlamak. Kara alanlarımızda yaptığımız çalışmalarda son 3 yılda 138 milyon varil petrol eşdeğeri yeni rezerv ekledik. Türkiye petrollerinin günlük yurt içi üretimi 60 bin varili geçti.